taksi şoförü, kızgın boğa, sıkı dostlar ve daha niceleri. And the Oscar goes to Martin Scorsese. Yaşayan en usta yönetmen olarak anılan Martin Scorsese'nin gizli yaşamını öğrenmeye ne dersiniz? Sözcü Televizyon'un YouTube kanalından merhaba, ben Gözde Güven Arslan. Bugün sizlere son filmi Dolunay Katilleri'yle 10 dalda Oscar'a aday gösterilen Martin Scorsese'nin hayatından ve kimi garip huylarından bahsedeceğim. Hadi gelin biraz arkasından konuşalım. Scorsese'nin çocukluk yılları New York'un küçük İtalya'sında mafya ve çetelerin meskeninde geçti. Haliyle şiddetin her türlüsüne tanıklık etti. Huzuru dinde bulacağını düşünmüş olacak ki papaz olmaya niyetlendi. Ruhban okuluna yazıldı. Ama papaz olamayacak kadar da kirli bir hayatı vardı. Uyuşturucu kullanıyordu. Ruhban okulunu bırakıp film okuluna yazıldı. İlk uzun metrajını 25 yaşındayken çekti. Filmin adı Kapımı Çalan Kim? Scorsese 1976'da başyapıtı Taksi Şoförünü çektiği dönemde alkol ve uyuşturucuya düşkünlüğünün etkileri kendini göstermeye başlamıştı. 70'lerin sonunda özel hayatı artık dibe vurmuştu. İflah olmaz bir bağımlıydı. Üstelik çocukluğundan beri astım hastasıydı. ...1978'de ağır bir iç kanama geçirdi, neredeyse ölecekti. Uyuşturucu bedeninde o kadar ağır bir tahribat yaratmıştı ki, New York'ta bir hastaneye yetiştirildiğinde gözlerinden kan geliyordu. 49 kiloya düşmüştü. Kendine geldiğinde ikinci eşi tarafından terk edildiğini öğrendi. Hayatı ve kariyeri ellerinden kayıp gidiyordu. Kendine çeki düzen vermeye karar verdi. 1980'de Kızgın Boğa filmiyle küllerinden doğdu. Peki size yönetmenin en büyük fobisinden bahsedeyim mi? Scorsese uçmaktan oldum olası korkuyordu. Hava durumunu uçağa binmeden araştırır, eğer emin olamıyorsa uçağa binmekten vazgeçerdi. Bir defasında sırf bu yüzden 1986 Cannes Film Festivali'ne en iyi yönetmen ödülünü almaya gidememişti. Hatta uçuşu ayın 11. gününe denk gelirse uçağa asla binmezdi. 11 onun uğursuz sayısıydı çünkü. Dahası da var. Uçuş numarasındaki rakamların toplamı 11 yapan uçaklara da binmezdi. Tüm bu koşullar sağlandığındaysa kalkış sırasında uğurlu haçını sıkıca kavrardı. Kötü ruhları konması için de altın bir muska taşırdı. Bir tarafta bağımlılığı, diğer tarafta fobileri. Peki aşk hayatı nasıldı? Epey karışık. 65-91 yılları arasında...